Hayırlı akşamlar. Yine haftanın çarşamba günü saatler 8'i gösterdiğinde huzurlarınızdayız. Evlerinizde, ekranlarında sizlere konuk olduk. Sizler çaylarınızı yudumlarken biz sizlere yaklaşık 1 saatlik 45 dakikalık bir şiir programı sunmaya çalışacağız. Bunu da çok değerli bir hocamızla, çok değerli bir abimizle birlikte yapacağız bugün. Kendisi hem eğitimci hem Kültür Bakanlığı halk şairi Şemsettin Ağar. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Böyle Şemsettin Hoca'yı kısaca tanıyalım, ondan sonra yavaş yavaş şiirlere dalalım. Ben teşekkür ederim. Evvela yıllardır başarıyla yürüttüğünüz bu güzel programdan dolayı sizi kutlarım. Gerçekten şiire, kültüre, edebiyata güzel hizmetler yapıyorsunuz. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Şemsettin Ağar, 46 yıllık eğitimci, yaklaşık 30 yıldır sendikacı. Belirttiğiniz gibi Kültür Bakanlığı halk şairi sahibi. İşte belki 1000'e yakın şiir var ama tabii bunları kitaplaştırmadan çok fazla da sayıya ulaşamamış. Şu iki şiir kitabı çıkarmış. İşte Adıyaman Kahta doğumlu. Elinden geldiğince şiirler yazmaya gayret eder. İlesam Adıyaman il temsilcisi. Ve her şeyden önemlisi İrem'in, Enes'in, Ülkü Asya'nın, Mehmet Kürşat'ın ve Fatih Aybars'ın dedesi. Dervişoğlu mahlasıyla şiirler yazmaya gayret eden bir nacizane gariban bir arkadaşınız diyelim. Evet, böyle torun sevgisiyle başladık. Evet, güzel bir şey. Rabbim bütün dostlara bu torun sevgisini tattırsın. Ne şiire benziyor, ne ekonomiye benziyor, ne zenginliğe benziyor. Bunun tadı bambaşka tabii. Yaşayanlar mutlaka bilir. Allah herkese bu güzel duyguyu tattırsın. Evet. Allah evlat acısı yaşatmasın. Böyle güzel güzel de torunlar versin. Amin, amin. Tabii ki tek şiarımız biz bu torunları böyle ileriye doğru giderken işte atalarına, cedlerine yakışır. Ülkesine evet. Vatanına, milletine hayırlı yarışan bireyler olurlar inşallah. Bireyler olsunlar inşallah. Biz de torunların gözlerinden öpüyoruz, selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yolunu gözlemekten kalmadı gözde mecal. Suçun sabit görüldü, kırmış kalemi rical. Cellat tekbir getirdi, dediler ki bu deccal. Gelmezsen yıkılacak ikimizin hanesi. Hiç insaf yok mu sende, gönlümün bir tanesi? Gecenin karasında, belirsiz bir adreste, yollarına sermiştim gülleri deste deste. Hicranınla tükendi aldığım son nefeste, iflah olmaz bilirim bu gönül viranesi. Sen gidersen ey benim gönlümün bir tanesi. İster gözlerinle vur, ister zülfikar ile, ister kalbinde yaşat, ister düşeyim dile. Parçala yüreğimi, koy beyaz bir mendile. Yolunda can vermenin olur mu bahanesi? Vicdanın mı sızladı, gönlümün bir tanesi? Hasretin sirenleri can evimde çalınca, hüzün çöker üstüme senden ayrı kalınca, şafak söker sinemde selamını alınca, sensin inan ki benim düşlerimin perisi, nefesine muhtacım, gönlümün bir tanesi. Sen ilkbahar gibisin, fahri soğuk zemheri. Göklerdeki yıldızsın, var mı başka benzeri? Kapanmasın bu yara, baki kalsın izleri. Senindir bu bedenim, hem ölü hem dirisi. Ölmeye razıyım ben, gönlümün bir tanesi. Evet, şiirle girdim. Dedim ki hiç böyle anonsunu yapmadım. Sesine, nefesine sağlık. Evet. Çok güzel bir şiirdi. Güzel yorumladınız. Kaleminiz susmasın. Hep güzellikler yazın. Çok teşekkür ederim. Yani izleyicilerimize şunu demek istedim. Bu akşam bol bol şiir okuyacağız demek inşallah, istedim. İnşallah. Hemen Şemsettin Özal'dan devam ediyoruz. Şimdi sen gidersen dediniz. Gönlümün bir tanesi. Sen gidersen dediniz. Evet. Ben de sen gelirsen diyeyim. Hadi bakalım. Tam tavafuk oldu. Çok güzel. İlk onu hazırlamışız. Sen gelirsen şenlenir bu şehri Adıyaman. Aksi halde hasretin ateşiyle yanacak. Gelincikle bezenir, çekilir dağda duman. Sensizlikte bu diyar gözlerimde yunacak.
bu sevdanın kandili ilelebet yanacak. Nisibi bayram eder, cendere selam durur. Safvan'da coşan gönül vuslata damga vurur. Seni görmezse şayet Arsemiya kudurur. Geçmişten geleceğe tarih seni anacak. Bu sevdanın kandili ilelebet yanacak. Nemrut'ta gün batarken bir Ağustos gecesi, senin şavkın yükselir Kommagene Ecesi. Adınla çözüm bulur tümülüs bilmecesi, kara kuşta periler sana adak sunacak. Bu sevdanın kandili ilelebet yanacak. Kentimin üzerine yağdıkça bakışların, Fırat'a meydan okur aşk dolu akışların. Gözlerinle gözüme çizdiğin nakışların zümrüdü anka olup aşk dağıma konacak. Bu sevdanın kandili ilelebet yanacak. Apollo gıpta eder, fortuna boyun büker. Antiochus karşında diz vurup yere çöker. Tanrılar başı Zeus gözlerinden yaş döker. Herakles kudretini heba olmuş sanacak. Bu sevdanın kandili ilelebet yanacak. Ey sevdası kocaman, gönlü ummanlara eş, sensiz neyime lazım perreye doğan güneş? Dervişin sinesinde alevlenen bu ateş, saracak tüm cihanı tütecek ocak ocak. Bu sevdanın kandili ilelebet, ilelebet yanacak. Yüreğine sağlık. Hem böyle harika bir şiir, hem böyle harika bir Adıyaman tanıtımı. Evet, yani sen gelirsen Adıyaman bu güzelliklerle tanışacak. Yani bu sadece bir fragmanı, yani Adıyaman'a gelmek lazım, Adıyaman'ı görmek lazım. Adıyaman'ı gerçekten görülmeye de değer, çok güzel yerler var. Dostlarımızı her zaman davet ederiz, başımızın üstünde yerleri var. Adıyaman'a gelmek, görmek isteyenler ki mutlaka gelsinler, buyursunlar. Bir alo kadar kendilerine yakınız. Biz dostlarımızı Adıyaman'da Adıyaman'ın güzellikleriyle tanıştırıp ağırlamaktan da onur duyacağız. Açık davet. Evet hocam, biraz şiirden bahsedelim. Yani şiir sevdanından bahsedelim. Nereden çıktı şiir? Sizi nerelerde sürükledi bu şiir? Nereye götürecek bu şiir? Şimdi üstadım, tabii Türk milletinin her ferdinde bir şairlik var, bir şiir sevdası var. Yani annelerimiz, atalarımız, dedelerimiz düğünlerde, taziyelerde her türlü maniler söylemişler, ağıtlar söylemişler. Yani bizde halk şiiri, halkın içinden gelen şiir ki bunu dediğim gibi milletimizin her ferdi şiirle az çok hemhaldır. Bizde naçizane işte bu duygu kültürü içerisinde ben küçükken çocukluğumda çok Karacaoğlan okudum. Karacaoğlan şiirleri hastasıydım. Nerede bir Karacaoğlan bahsi geçiyorsa onu gider mutlaka okurdum. Çok da hoşuma giderdi. Tabii oradan mutlaka esinlendik. Bizim gençlik çağımızda Allah rahmet eylesin Karakoçlar vardı. Tabii onlar bizim idollerimiz. Onlardan epey bir şeyler kaptık. Yine benim büyük şansım ki öğretmen olduğumda tayinen ilk olarak ben Erzurum'a atandım. Evet. Erzurum Aşıklar Diyarı, Ozanlar Diyarı, Sümani Baba'nın ilçesi Narman'a atandım. Tabii orada 7-8 yıl çalışınca da halk ozanlarıyla ister istemez çok diyaloglarım oldu. Allah rahmet eylesin Nusret Sümani oğlu olsun, Aşık Reyhani olsun, günümüzün yaşayan ozanlarından epey bir feyizler aldım. Tabii dediğim gibi işte çocukken bir şeyler kendinizce karalıyorsunuz. Şimdi bazen bakıyorum o zaman yazdıklarıma ve gülümsüyorum ama o zaman benim için çok güzel şiirlermiş. İşte her kimi doğa sevdasına yazar, aşka yazar, meşke yazar. Çocukken biz de böyle gördüğümüz güzelliklere kendimizce böyle melodiler fısıldanırdık falan söylerdik. Bu zamanla tabii içinizde gelişiyor. Sonuçta işte Allah'a şükürler olsun bugün şiir camiasında sizin gibi dostların nezdinde bir kıymetimiz varsa da bu da çok güzel bir şey. Siz şiiri severseniz, siz şiire gerçekten değer verirseniz şiir sizi çok güzel yerlere götürüyor. Şiir size çok güzel dostluklar kazandırıyor. İşte içinizdesiniz, görüyorsunuz. Eğer şiir olmasaydı biz Türkiye'mizin birçok yerinden belki görmeden mahrum kalacaktık. Ama şiir programları nedeniyle ilimizin birçok güzelliklerini
Türkiye'mizin birçok güzelliklerini barındıran illerimizi gezme, oradaki dostlarla tanışma fırsatı bulduk. Bu noktada işte bizi de şiir bir yerlere götürüyor. Ya çocukluktan beri gelen hani belki klişe bir laf işte ben çocukken şairdim falan değil tabii ama ortaokuldan sonra ister istemez ufak tefek yazıyorsunuz. Öğretmen okulunda edebiyat dersi çok sevdiğim bir dersti. Allah uzun ömürler versin edebiyat öğretmenim Abdullah Soytürk halen görüşürüz. Bana çok katkıları olmuştur. Ben minnettarım kendisine. Ama öğretmen okulunda mutlaka her bir insan şiirle, müzikle, resimle mutlaka hemhal oluyor. Bizim de o şansımız var ki öğretmen okulunu kazandık. Evet. Oradan bir şiir sevdamız başlamış oldu. Hatta şöyle diyeyim kısaca, şimdi bu halk şairliği belgesi için Kültür Bakanlığı'nda bir sınava giriyorsunuz. Tabii orada size çeşitli sorular soruyorlar. Bir de bana da şunu söyledi, yani mahlasınızı kimden aldınız? Evet. Bir ustadan almanız gerekiyor ya. Ben de tabii latife olsun diye dedim ki babadan mahlaslı, yürekten ihlaslı bir şairim ben. Nasıl oluyor dedi, babanız mı verdi size mahlası? Yok. Babam dervişti, ben de derviş oğlu olarak yazmaya başladım. Evet. Böyle doğuştan bir mahlasım var diye de bir latife yapmıştık. İşte evet. Şiirle olan en mahlasım budur. Evet, öğretmenlik deyince siz edebiyat öğretmeni, Türk öğretmeni değilsiniz. Değilim. Değil mi? Yani sınıf öğretmeni ama oradan böyle edebiyatla bir merakınız. Yani dediğim gibi bizim kuşakta öğretmen okulunda okuyan insanların, arkadaşlarımızın her birinin ya resim, ya müzik ya şiirle mutlak surette ilişkisi vardır, ilgisi vardır. Çünkü öğretmen okulları bambaşka bir havaydı. Bir de yatılı okuyorsunuz, gurbeti de orada yaşıyorsunuz. Anneden babadan Irak'ta, memleketten Irak'ta küçük yaşta gidiyorsunuz. Hayatın yükünü o zaman omuzlamaya başlıyorsunuz. İşte şansımız öğretmen okullu oluşumuzdur ki öğretmen okulunun bize kattığı çok şey vardır. Şiiri de, müziği de, resmi de. Oradan biz aldık. Yani. Aslında sizin biraz müzik tarafınız da var ama evet, o yönünü yani. Çok kimse bilmiyor. Siz de, o işi daha çok gençlere bırakıyorsunuz, oğlunuza doğru, bırakıyorsunuz. Şimdi, ufak tefek tabii amatörce saz çalardım. Böyle YouTube'da falan çalıp işte oluşturduğumuz amatörce videolar da var ama yaş ilerledikçe artık onu dediğiniz gibi gençlere bırakıyoruz. Sağ olsun benim oğlan ellerinizden öpsün. O çok daha güzel çalıyor, çok daha güzel işler yapıyor. Zaman zaman benim şiirlerimden besteler de yapıyor. Biraz rahatsızlığı vardı. Yoksa sazıyla sözüne getirip burada o şiirlerimi de yaptığı besteleri de dinleyecektik ama başka zaman. İnşallah bir gün bir baba oğul yaparız. İnşallah. Hava soğudu. Böyle artık kar tipi şiirleri falan revaçta. Şöyle yazmıştım ben geçen sene. Daha bu sene kış moduna girmedik ama. Bir günün öğleninde bembeyaz bir fon gibi kalbim düzensiz atar, kar düşer saçlarıma. Aklımı aldım benden keskin bir afyon gibi, yürekte bülbül öter, kar düşer saçlarıma. Ay tutuldu dünyamda, gelmeyince hazanda, dergahımda ne yok ki bu yazgıyı yazanda. İki yürek bir olup kaynayınca kazanda, tende nefesim tüter, kar düşer saçlarıma. Dallara inci gibi serpilmiş kar tanesi, düğün demeye dönmüş sevdamızın hanesi, gözlerinde kaybolmak günün en şahanesi, bakışın kordan beter, kar düşer saçlarıma. Kayalardan zıplayıp yuvarlanınca karda, sıcak iki damla yaş yanağından akar da, güneş olsa cemalin nazarınla yakar da, her buğsede gül biter, kar düşer saçlarıma. Uzar zalim geceler, kararır günüm bile, efkarım duman duman gelmez ki acım dile. Benziyorken cemalin kızıl gonca bir güle, yokluğun cana yeter, kar düşer saçlarıma. Aynalara bakmaya cesaretim olmazsa, dört duvarın içinde kokan beni bulmazsa, gönül denen haneme biraz huzur dolmazsa, hayalin gözden gider, kar düşer saçlarıma. Fahrettin hasret kalmış dağlarda gelinliğe, yüreğin sevgi dolsun ne gerek var benliğe, nazarda derinliğe, gönülde serinliğe, kalbi huzura iter, kar düşer saçlarıma.
Fahrettin'in yüreğine sağlık olsun. Tabii evet, gerçekten de saçlarımıza da kar düştü. Ben beyaz olduk gittik yani. Tabii bu ömür perdesinin bir güzelliği. Rabbim sağlık sıhhat versin. Amin. Ama tabii şiirde kar düşmesi de tabii biraz farklı oluyor. Ama Allah gönlünüze bahar versin. Cümlemedi inşallah. Her karın sonunda mutlaka bir cemre düşer, bir bahar gelir. Aynen, bahar. Allah gönlünüzden o sıcaklığı da eksiltmesin inşallah. Buyurun, buyurun. O zaman şöyle diyelim, tabii şiir deyince, aşk deyince, özellikle hece deyince işte günümüzün duayenlerinden Allah rahmet eylesin, akla Cemal Safi gelir. Şimdi rahmetlinin anısına Samsun İlke Adım Belediyesi'nin düzenlediği bir hece şiirleri yarışması vardı. Ben de oraya bir şiir gönderdim. Sağ olsunlar. Şöyle bir kitapta da yayınlamaya değer bulmuşlar. Orada bir şiirimiz var. Gözlerin diyelim o zaman. Sizle onları paylaşalım. Lirik bir şiirdir bu selik beste. Beni hayallere salan gözlerin. Sevda gazelinde saklı berceste. Aklımı başımdan alan gözlerim. Cihan şumul namlı hükümdar eder, sahipsiz kervana halaskar eder. Vuslatı doğurur, aşkı var eder, bin cennet bağışlar gülen gözlerin. Birisi dolunay, biri güneştir. Çölde ab-ı hayat, buzda ateştir. Aklımın erdiği her şeye eştir hikmet-i ilahi melan gözlerin. Gelincik bitirip en kara taştan kurtarır mevsimi ayazdan kıştan. Can verir ömrüme sil yeni baştan beynime çakılıp kalan gözlerin. Sümbülü geceyi kızıla boyar, bular. Oruç yüreğimi Kevser'de sular. Nefeslik zamana sonsuzluk ular, nur olup dideme dolan gözlerin. Tek bakışı bütün alemin dengi, alkıma kıskançlık ettirir rengi. Sanki de dervişin zikir ahengi, cezbe makamını bulan gözlerin. Tabi bu kitapta ben şunu belirttim, bu kitabın düzenlenmesine emeği geçen çok değerli bir şair kardeşimiz var, Kenan Yavuz Aslan. Buradan ona da bir teşekkür gönderelim. Bilmiyordum işte doğrusu. Yani öyle. Bu Cemal 2020 Safi yılında çıkardı. Yani bilsem gönderirdim çünkü Cemal Safi benim için. Evet. İnşallah şiir, bundan sonra böyle bir şey olursa şiir kitabıma birbirimize haberdar edelim. Tabii. İnşallah şiir kitabıma ön söz yazmıştı Cemal Safi rahmetlik. Yeni yaptığım iki tane şiir kitabıma da yine aynı ön sözü koydum. Çünkü dedim ki Cemal Safi'nin üzerine şiir kitabına ön söz yazılmaz. Ancak Cemal Safi yazdıktan sonra başka ön söz kabul etmem dedim. Yani onun için yeni yaptığım her iki şiir kitabına da aynı ön sözü koydum. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yalnız sizin şiirde biraz Cemal Safi koktu zaten. Ya şimdi sanki şöyle, böyle siz söyleyince mi bana öyle geldi? Hece olunca şimdi hececiler birbirine çok benzer. Evet. Yani diyorum ya, bizim işte Karacaoğlan'dan başladık. Abdurrahim Karakoçlar'la biz geliştik. İşte evet. O Aşık Reyhani, efendim Sümanioğullar'la biz piştik diyelim. Onların Aşıklar Meclisi'nde çok bulundum. Onun için böyle irticalen benim söyleme demeyelim ama irticalen şiir yazma alışkanlığım oradan geliyor. Yani böyle bir konu buldum mu hemen yazma kabiliyeti kazandım beni. Evet. Tabii yani ozanların meclisinde, halk aşıkların meclisinde bulunmak da ayrı bir zevk. Yani onların o irticalen atışmaları, taşlamaları, onlar içerisinde biz kaybolup giderdik. Çok güzel günlerdi. Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Hani üstad demiş ya, git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen beni biricik yer sanmıştın. Oysa ki hep yedekte,
hep elde varsaymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez. Her derbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yari ferhat olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcu kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cai arılara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene de sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Kopsun, kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git, git. Üstad deyince üstadsız geçemedim yani. Şimdi gitmesin ya. O tabii düğüm kopmasın. Yani gitmeler zor. Giden için de zor, kalan için de zor. Ama siz hep böyle git derseniz ben de inadına geldireceğim. Ama bir şey söyleyeyim. Ben bir şiirimde şunu şöyle diyorum. Ben sana gitme demesem de sen gitme. Ya tabii yani şairin duyguları farklıdır. O anlıktır. Yani şair yani illa yazdığın hepsi yaşanmışlığı değildir. Elbette yani birçok şeyden esinlenirsin, yazarsın. Tabii bir latife olsun diye ama ben de yine de şimdi gel diyeyim. Hadi geldiğin siz. Kerem eyle sevdiğim, aydınlansın seherim. Geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Kervan geçmez diyara kazılmadan makberim. Geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Gönül yorgun düşmeden, tükenmeden dermanım. Karınca katarına yem olmadan harmanım. Ecelin kapısında okunmadan fermanım. Geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Hasretin karar verip kalem kırmasın diye, cellatlar taburama tekme vurmasın diye, cemaat musallada safa durmasın diye geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Cümle alem haberdar, sen de işit sesimi, kursağımda bırakma yavaş yaşama hevesimi. Yaradan bitirmeden sayılı nefesimi, geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Semadaki bulutlar gözlerimin nemidir. Bu hüzünlü bekleyiş ömrümün son demidir. Belki bu rıhtımından kalkacak son gemidir. Geleceksen şimdi gel, yarın belki geç olur. Yola düşüp gel artık can bedenden gitmeden, dervişin dergahında sefil baykuş ötmeden, dizlerimin takati gözüm feri bitmeden, geleceksen, geleceksen şimdi gel, yarın, yarın belki geç olur. Evet, yüreğinize sağlık. Hakikaten güzel dizeler, güzel duygular ve siz de güzel yorumladınız. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Hocam az önce bahsettiniz, 1000 civarında belki şiir yazdım ama işte 1-2 tane kitap çıktı. Biraz kitaplardan bahsedelim. Kitaplar ne zaman çıktı? Şimdi hocam 2011 yılında ilk kitabımı çıkardım. Onun baskısı da tükendi, elimde de kalmadı zaten. İkinci baskı yapmadım. 2018'de de Vuslatına An Biçtim adlı son kitabım çıktı. Hı hı. Bu da yani elimde belki dostlara verebilecek bir 40-50 tane ancak kalmış. Bu da bitti. Şimdi tabii bunların baskısını yapmak belki
gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum ama günümüzde şiir kitabı çıkarmak, hele şiirse hani çok daha zor. Çünkü gittiğiniz yer artık o kadar piyasada çok kitap çıkaran var ki, şimdi işte size hani bir para kazanma yeri olarak görüyor yani yayınlar sizi. İşte kitabını basarım ama hepsini sana veririm. Ya da işte sana 200 tane veririm, şu kadar da para verirsin üstelik. Gerisinde reklamını yaparım, pazarlarım, satarım, ederim, eylerim diyorlar. Tabii bütün yayın evleri aynı işi kefeye koymayalım ama evet. Gerçekten benim son kitabımın yayın evi beni biraz üzdü. Hatta şöyle de dedim, ben hakkımı helal etmiyorum, sizinle öbür tarafta mutlaka helalleşeceğiz. Ya ikinci kitapta telafi ederiz falan dedilerse dedim ki kusura bakmayın, ikinci kitabımda zaten sizin sokağınızdan geçmeyeceğim. Ama şimdi hani hem kendi paramla basacağım, zaten bizim gayemiz buradan falan para falan kazanmak evet. Değil yani. Evet basıyoruz, dostumuza, ahbabımıza hediye ediyoruz. Ha şükür bu kitabım gerçekten güzel de satış yaptı. Hatta en son Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. En son imza günümüzü de şehitlerimiz yararına yaptım. Adıyaman'da kütüphaneler haftasında pandemiden önceydi tabii. Olan parayı da götürdüm. İşte Mehmetçik Vakfı'na yatırdım. Yani bu konu, buradan biz para kazanmak falan derdimiz değil ama kitap çıkarmak hayli zorlaştı. Kitap efendim kağıt paraları desen aldı başını gidiyor. Yani şu anda bir siz şiir kitabı çıkarmaya çalışırsanız zanneder bir 15 bin üzerinde bir fiyat isteyecekler size. Evet. Bunu da her arkadaşımız bunu keyfi olarak veremez yani. Mutlaka. Dolayısıyla ha sponsor kanalıyla çıkaran arkadaşlarımız oluyor tabii. Herkes sponsor da bulamıyor. Ha biz de diyoruz tamam şiirlerimizi işte internette paylaşıyoruz. Dostlarımız okuyor. Ama tabii kitabın hali bir başka. Yani internette yazıyorsunuz, dostlarınız okuyor, yorumluyorlar. Bunlar güzel şeyler ama kitaplaştırdığınızda bunu dostlarınıza böyle hediye etmek kadar çok güzel bir duygu yok yani. O bakımdan işte emekliliğimiz de yaklaştı. İnşallah emeklilikte bu yazdıklarımızı derleriz, toplarız. Hani demin de dedim ya, şimdi ilk yazdığımız şiirlere bakıyoruz falan, tabii bir aile eksikliği var. Yani, şiiri, siz şiiri bırakırsanız şiir de sizi bırakır. Onun için aslında şiirden kopmamak lazım. Ara ara yazmakta fayda var. İnşallah biz de emekliliğimizde bunları tekrar gözden geçirip imkanlar üstünde kitaplaştırırız. Torunlarımıza, bizden sonraki kuşaklarımıza hediye olarak bırakırsak yeter. Yani siz de biliyorsunuz ki hiçbir şair arkadaşım yazdıklarından para kazanmak derdinde değildir. İşte herkes yüreğinin sesini dostlarına ikram etmek için kitap çıkarıyor. Bizim durum da bu. Ama Türkiye'de kitap çıkarmak hayli zor yani. Şimdi bir arkadaşla konuştum. Azerbaycan'da falan işte en 10 binden aşağı basmazlarmış yani. 40 bin, 50 bin baskı yaparlarmış. Ve satar. Ve satılıyor da. Yani ve devletin desteği var bu konuda. Bakın size bir şey söyleyeyim. Kültür Bakanlığımız kusura bakmasın. Burada bir eleştiri götüreceğim. Şimdi biz Kültür Bakanlığı halk şairi olarak bize bir kimlik verildi. Bir belge verildi. İşte Kültür Bakanlığı'nın kaynaklarına geçtik. Şimdi bize verdikleri o kimlik, halk şairliği belgesi müzelerde dahi müze kartı olarak geçmiyor. Yani Kültür Bakanlığı'na bağlı müzeler. Size Kültür Bakanlığı ha benim kayıtlı şairimdir demiş. İşte somut olmayan kültürel değerleri bir sonraki kuşaklara taşıyacak kişidir diye size bir belge veriyor, bir kimlik kartı veriyor. Ama müzelerde müze kartı olarak geçerli değil. Bunun özellikle bizi duyan, bilen kültür müdürlüğüyle ilgili her kim varsa bunu mutlaka halk şairler adına, bütün şairlerimiz adına biz buradan dillendirmiş olalım. En azından o zaman ne işe yarıyor? Kart olarak hiçbir şeye yaramıyor. Yani eleştiri anlamında söylemiyorum. Halk şairliği ne işe yarıyor? Hiçbir şeye yaramıyor. Yani diyor mu? Verdiği kimlik müze kart olarak da kendi tesislerinde geçerli değilse. Yani bu sene ben de düşünüyordum sınava girmeyi falan da. Ya tamam yani biraz olsun işte nedir? Kültür Bakanlığı'nın kayıtlarına giriyorsunuz. O kadar yani size bir getirisi falan da yok. Verdiği kimlik kartı müze kart yerine de geçemiyorsa aslında hiçbir aynen gereği de yok yani. Aynen. Yani bakanlığımız bu noktada biraz daha düşünmeli artık bürokratlar kimse bu konuya da bir el atmalar. Madem ki siz bize bu benim işte nihayetinde benim personelim gibi bir işlem yapıyorsunuz. Sizin verdiğiniz kimlik kartı sizin tesislerinizde kimlik kartı olarak geçmiyorsa, bir fonksiyonu yoksa bunu vermenin de bir anlamı yok diye düşünürüm. Evet. Hocam ben şiir kitaplarında hani çok satıyorsa işte bir Cemal Safi iseniz falan
İkinci, herkes üçüncü, bir Abdurrahim Karakoç, herkes bir Cemal Safi olamaz. Yani üçüncü, beşinci baskı yaparsınız. Anlarım ama bizim gibi böyle kitabı dediğiniz gibi eşe dosta dağıtmak için yapan insanların ikinci baskı yapması kadar saçma bir şey olamaz. Yok yani. Yani yok, o parayla yok. Zaten siz bir yılda bir kitap yapacak kadar şeyi yazıyorsunuz. Yani bir tane daha kitap yapın yani. Niye ikinci baskı ikinci yapayım? İkinci baskı işte gerek yok dediğiniz gibi. Yani yenisini çıkar daha iyi olur. Aynen doğru. Ama bir şey de söyleyeyim. Çok satan bir şair ile tanıştık. Çok satıyor. Yani Türkiye'de yok satıyor. Bir tane kitap hediye etti tabii sağ olsun. Sabırsızlıkla eve gittim. Çünkü daha önce şiirini okumamıştım. Yani sabırsızlıkla eve gittim. Açtım okudum. Sonuna kadar gittim. Şiir mihir görmedim. Ya şimdi herkes yani başımızın tamam, tacı var. Bak hece de değil, serbest de değil. Yani ahenk yok. Yani nasıl diyeyim? Ya hece dediğiniz zaten sıradan cümleleri alt alta yazmak değil de hecede de bir ahenk olmalı. Ya, ahenk yok diyorum ya. Serbestte de bir ahenk olmalı. Yani şimdi ama bazı tabii arkadaşlar serbestçilerle hececiler falan birbirine işte hececiler şiire sınırlama getiriyor işte dar kapsamda kalıyor falan. Hayır öyle değil. Serbestte de ahenk kullanılıyor. Hecede de siz kelimeleri, anlamlarını bir bütünlük içerisinde güzel kullanırsanız buna sınırlama falan gelmiyor. Çok güzel de okunan hece şiirlerimiz var. Hece şairlerimizin sayısı da küçümsenemeyecek kadar hayli fazla yani. Ama dediğiniz gibi eğer işte bu reklam işi var ya demin okudunuz çok meşhur olmuş insanların böyle bir derdi de ne yazarsan nasılsa satılıyor. Zaten çıkıyor. İsim yapmış bir kere. Kapış kapış satılıyor onun için zaten. Şiirin güzel olması, ahenkli olması, okunup okunmaması çok önemli. Onun sırtından matbaalar da sonuçta firmalar da para kazanıyor. Şimdi siz çıkardığınız kitabı götürüp işte hangi dağıtım şirketlerine ya benim kitabımı dağıtır mısınız diyeceksiniz. Adam senden bir sürü para isteyecektir onu dağıtım yapmak için. Evet. Dolayısıyla ağzınızla kuş tutsanız da şiirleriniz ne kadar güzel olursa olsun maalesef bir yere kadar gidebiliyorsun. Ondan sonra eğer işte arkanızda birileri yoksa diyelim çok da ileri gidemiyorsun. Ben ikiye ayırdım hocam. Ben işte kitap yaparken heceleri ayırdım. Bir kitap çıktı. Serbestlere ayırdım, bir kitap çıktı dedim hadi ayrı ayrı basayım. Doğrudur. En güzel. Ben bu sefer öyle yaptım en yani. En güzelini yapmışsın. En güzelini yapmışsınız. Öyle oldu. Ama yani. Sizin hece şiirlerinizde efendim serbest şiirlerinizde güzel bir ahenk var yani. Allah kaleminize kuvvet versin. Beğenerek okuyun. Yani ben serbest şiiri daha çok seviyorum. Okurken de seviyorum, yazarken de seviyorum ama hecesiz olmaz. Ya oğlum diyorum ya şimdi yani, bana bir otur bir hece şiir yaz deseler sanki git Hasan Dağı'nı sırtla gel derler gibime geliyor. Hı hı. Ama şey serbest şiir ama hece yaz dediklerinde irticalen hemen yazabiliyorum. Demek evet. Bizim de işte o bulunduğumuz çevreler bu tarafa kanalize evet. Etmiş. Dolayısıyla ama yine diyorum serbest şiir demek rastgele cümleleri sıralamak değildir. Orada da bir ahenk olmalı. Konu bütünlüğü olmalı. Şimdi adına ne diyorlar? Şimdi ironi mironi bir şeyler diyorlar. Çok bilmiyorum. Yani her güzellik olmalı. Daha derin serbest, olur. Yani tabii, serbest şiir daha derin olur yani. Neyse çok konuştuk. Biz aslında bu akşam şiirle doldurabilirdik. Şiir tamam. Yani bu akşam sizin için sadece hece okuyorum. Yani siz hececisin diye. Yok serbest de okuyabilirsiniz. Şey yok yani. Karşıma çıktığın gün çoruklar gibi şendim. Oroş ışık altında taşmıştı yürek bendim. Sevincinden titreyip tebessüm eden bendim. Nasıl düştük bu hale? Aklıma şaşıyorum. İnan ki sen gideli, nefessiz yaşıyorum. Seninle kol kola gezer iken kır bayır, bülbüller aşka geldi, şenlendi çimen çayır. Yalan girdi araya, kalmadı aşkta hayır. Dualar edip Hakk'a çok sabır taşıyorum. İnan ki sen gideli, nefessiz yaşıyorum. Bu Nisan akşamında kalbime akıyorsun. Yüreğimi en kızgın ateşte yakıyorsun. Hangi tarafa baksam karşıma çıkıyorsun. Akıl erdiremedim, kafamı kaşıyorum. İnan ki sen gideli, nefessiz yaşıyorum. İsterdim ki gül bitsin dokunduğun yerimde. Uğruna feda olsun şu canım göz ferimde. Son nefesime kadar hep kal, çıkma serimde. İblis ayın yapıyor, ben de sataşıyorum. İnan ki sen gideli, nefessiz yaşıyorum. Fahri der kapındayım, emrine amadeyim. Senden başka halimi ben kime arz edeyim? Varsa başka çaresi, bir akıl ver, gideyim. Ruhsuz bedenler gibi bir beden taşıyorum.
İnan ki sen gideli nefessiz yaşıyorum. İşte hasretin, özlemin dile gelişi bu kadar güzel olur. Eyvallah. Nefesine sağlık. Eyvallah. Çok güzel. O buyur. Zaman ara vermeden buyur. Hemen ben de tabii. Konu madem hasret, herkesin bir Leyla'sı var. Her gönülde bir Leyla var. Çünkü herkes Leyla'yı Mecnun'la özdeşleşmiş. O zaman ben de Leyla diyeyim. Buyurun. İçine düştüğüm odu ayrılık, lavdan daha beter yakıyor Leyla. Sol yanıma çöken emsiz sayrılık, tinimi tenimden çekiyor Leyla. Hazan mevsimidir bütün servetim, sarıya gark oldu benizin betim. Oldukça kallevi hasret diyetim, üstüme asuman çöküyor Leyla. Sensiz ışımıyor gönül çerağı, keremet de yakın eyle ırağı. Bir yanağa çağlar Dicle ırmağı, birisine Fırat akıyor Leyla. Elim şakağımda çakılı kalmış, belli ki İsrafil surunu çalmış. Felek kemendini eline almış, boynuma ilmeği takıyor Leyla. Kays'ın varisiyim, derviştir adım, bütün zamanları aşka adadım. Gözümün selinde çölü yıkadım, özlemin, özlemin canıma okuyor Leyla. Özlemin canıma okuyor Leyla. Evet, yüreğinize sağlık hocam. Leyla da aslında siz burada birebir bir Leyla isimdeki bir bayan değil. Bu değil, tabii bir genelleme ki, tabii, bir aynen, şiir. Doğru. Her Leyla üstüne alınabilir aynen. Yani bunu. Yüreğinize sağlık. Hakikaten çok güzel. Hatta ben diyorum ki şiirle devam edelim yine. Tamam, buyurun. Ama yok sizden. Öyle o zaman. Sizden. Ayıbım olsun diyelim. Ruhumu sevgiyle her günün seherinde sar de. Sarmazsam şayet benim ayıbım olsun. Kays olup çağlar boyu tarihin ezberinde dur de. Durmazsam şayet benim ayıbım olsun. Kalbimi yatırarak hasretin beşiğine cevri cefa eyleme bu garip maşuğuna. Yüreğini post edip kapımın eşiğine ser de. Sermezsem şayet benim ayıbım olsun. Musa gibi dindirsen gözlerimin nilini, bin cihana değişmem zülfünün bir telini. Benden yana destur var, kör talihim belini kır de. Kırmazsam şayet benim ayıbım olsun. Gündüz giyinir oldu gecenin karasından. Dört yanım lime lime özlemin yarasından. Barabelliği alıp kaşının arasından vur de. Vurmazsam şayet benim ayıbım olsun. Çevirsen de keremce ateşi sönmüş küle, serenatım tükenmez yanağında al güle. Dervişçe sonsuza dek çileye güle güle gir de. Girmezsem şayet benim ayıbım olsun. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Şimşek çaktı, aydınlandı mahyüzün. Fırat coştu, dağıldı, gitti hüzün. İnanmıştım, nerede kaldı o sözün? Kumsalında silindi mi izlerim? Yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Yeşillikler ortasında bir hoşum. İçmemişim, gözlerine sarhoşum. Sen gidince ne doluyum, ne boşum. Sensizlikte yarım kaldı hislerim. Yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Şafak söktü, kaybolmuşsun geceden. Bir kez daha niyaz ettim yüceden. Darılmışım kelimeden, heceden. Sabah oldu, yolda kaldı gözlerim. Yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Sessiz sessiz isyan ettim bahtıma. Dönmek haram, sadığım ben ahtıma. Kölen ettin, veda ettim tahtıma. Hiç duymadın, bilmem kime sözlerim. Yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Kara bulut çöktü gökte ayıma. Efkar yağdı sığındığım çayıma. Yine hüzün, hasret düştü payıma. Yokluğunda
külen döndü özlerim, yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Fahrettin'im, satılmışım üç pula, bunca çile reva mıdır her kula? Demek değdi değiştiğin bir çula, gidişinde geri geldi güzlerim, yıkılmışım, yıkılmışım, tutmaz oldu dizlerim. Yüreğinize sağlık. Şiir o kadar güzel ki, o kadar özümsedim ki sanki kendim yazmışım gibi keyif aldım ben bu şiirden. Çok güzeldi. Evet. Yüreğinize, sesinize, kalemize sağlık. Ustaların bazıları şey diyor, eğer şiir okuyan tarafından ya ne kadar da basit bir şiir, cümlelermiş, ne kadar da sıradan kelimelermiş diyorsa o gerçek şiirdir diyor. Yani en yalın haliyle şiir yazmak lazım diye demek istiyor. Hocam bu arada Abuzer Güneş, Kırşehir'den döndü Çetin, yine Mehmet Tırpan hocam, birçok dostumuz da mesajlar göndermişler. Hepsine buradan selamlar olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz. Sanırım 3-4 dakikamız kaldı. Bir şiir daha alalım sizden, öyle kapatalım. 4 dakikamız mı kaldı? Aynen. O zaman ben bir vasiyet okuyayım madem böyle. Tamam, zamanımızı o şiirle okuyayım. Tamamlayalım inşallah. Tabi dostlarımıza, sevdiklerimize vasiyetimizdir sonuçta. Emri hak vasıl olacak. Hepimiz dünyadan göçüp gideceğiz. Eyvallah. Vasiyet. Gün gelip emri hak vasıl olunca gönül sandığında saklayın beni. Garipti diyerek kendi halınca gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın beni. Sakın ha takdire etmeyin sitem. Uzak dursun hüzün, ızdırap, matem. Dua göndermede olup da hatem, gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın beni. Ne gülşen isterim ne de lalezar, ne küllüye içre süslü bir mezar. Varsın beklemesin hiçbir türbedar, gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın beni. El açıp varınca yüce dergaha, üç ihlas isterim bir de Fatiha. Ne güneşe gömün ne gökte maha, gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın beni. Cümle can aşk ile eylesin niyaz, yedi metre beze sarın kar beyaz. Hediye eyleyip dört tekbir namaz, gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın beni. Maruf bir sevdaya koşardı diye, en zorlu dağları aşardı diye, vaktiyle bir derviş yaşardı diye, gönül sandığında saklayın beni. Ara sıra açıp yoklayın. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu şiiri oğlum bestelenmişti. İnşallah bir gün size şeyle de dinletiriz, sazıyla sözüyle. Evet, inşallah. Böyle şiir yazmak isteyen, bizi dinleyen dostlarımıza tavsiyeleriniz varsa onları da alayım. Ondan sonra programı kapatalım. Şimdi her arkadaşımız tabii ki yazsın. Yani hep şunu diyor, yazın. Yani illa dört dörtlük mükemmel olması gerekmiyor. Ama duygularınızı mutlaka düz yazı olsun, nesir olsun yazın. Ancak gençlerimize tavsiyemiz şu, yazın derken ancak okumadan yazmak olmaz. Özellikle öğrencilerimiz, genç kardeşlerimiz çok okuyacaklar, çok okumalılar. Okuduklarını ondan sonra ancak oradan harmanladıkları duygu ve düşünceleri birleştirip şiire, nesire, yazıya dökebilirler. Onun için önce okumak, böyle internetten değil, gidin bizzat kütüphanelerden, kitaplardan okuyun. Telefondan falan okumasın gençlerimiz. Kitabı eline alsın, kitabın o kokusuyla içine çeksin, kitabın kokusunu içine çeksin ve kitabın o kokusuyla o duyguları birleştirsin ve duygularıyla o kitaptakiyle birlikte harmanlayıp güzel şeyler yazacaklarına olan inancımız tamdır. İlla okusunlar, sonra yazsınlar. Evet, biz şöyle diyorum ben, okumak bardağı su doldurmaktır. Yazmak ise o suyun taşmasıdır. Aynen. Yani dolduracaksınız, ne zaman ki taşar artık siz yazmak konumuna gelmişsiniz demektir. Onun için dediğiniz gibi önce bol bol okumak, ondan sonra yazmak. Evet, teşekkür ediyoruz hocam.
Biz teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen dostlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hanelerine misafir ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet değerli dostlar. Bu akşam eğitimci, şair Şemsettin Ağar hocamızla birlikte olduk. Kendisine doya doya şiir okuduk. Hakikaten zevk aldık. Şemsettin hocayla böyle hece şiirleri okumak güzeldi. Önümüzdeki hafta başka konularla, başka konuklarla huzurlarınızda olmak istiyoruz. Hepinize şiir tadında bir akşam diliyorum.